Akıllı Paramatik ve bu 9 coin için akıyor diyor. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Akıllı para hangi kripto paralara akıyor nezdinde? Bu listeden bahsetmeye çalışacağız. Şöyle yukarıdan bir başlayalım. Ne var ne yok diye. 28 Aralık'ta kripto para piyasası Ethereum ağına önemli miktarda sermaye girişine tanık oldu. Zira Nansen2'den alınan veriler Smart Money 24 saatlik takip listesini ortaya çıkardı diyor. Ethereum balinalarının yapmış olduğu alımları Ethereum üzerindeki akıllı paranın ne yaptığına ilişkin biliyorsunuz sürekli bu listeyi takip ediyoruz. Çünkü önemli. Tabi balinaların aktivitesi şu anki gibi alım için mantıklı olduğu zaman dilimlerinde neyi tercih ettikleri önemli. En çok ellerinde tuttukları varlık Shiba. İkinci, üçüncü sırada tabi Matic vesaire diye gidiyor. Birazdan da üstüne konuşacağız. Bunların hala ciddi şekilde balinalar tarafından tercih edildiklerini de görebiliyoruz. Özellikle LINK, GRT ve Matic Coin son 24 saat içinde sermaye akışında önemli artışlar gösterdi. Dolayısıyla ön sırada yer aldı diyor. LINK, Ethereum balinalarının en çok tuttuğu 6. kripto para birimidir. Bir altında da yani 7. sırada da Uni vardır. LINK'e sadık kalıyor balinalar ve son zamanlarda ciddi şekilde topluyor. Bu da tabii ki hele ki yakın zamanda 17,5'ları kırma denemesinde bulunmuş. Kırdığı halde 29 dolarlara kadar ilerleme potansiyelindeki bu LINK coin aynı zamanda balinalar tarafından ne kadar desteklendiğini gösteriyor. GRT aynı şekilde güçlü bir yapay zeka, en büyük yapay zeka kriptosudur malum. Kurumsal ilgisi çok yüksek. Korele varlıklar içerisinde piyasayla eşit aynı skalada hareket etmiştir. GRT de iyi ilerliyor. Matic'e zaten söyleyecek çok bir şey yok. Klasik Ethereum balinaları pataküte topluyorlar. LINK GRT coin akıllı yatırımcıların odağında. Grubun lideri olan Chainlink'in LINK'i dikkat çekti. Zannediyorum 2-3 haftadır her gün LINK ve Matic hiç listeden düşmedi galiba. Zira yaklaşık 6,08 milyon dolar tutarında 24 saatlik kayda değer bir sermaye girişi yaşadı. Şu anda diyor 17,2 dolardan işlem gören LINK şu an daha düşük bu arada. %17 arttı. LINK'e akışın merkezi olmayan Oracle ağına olan güvenin ve ilginin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar güçlü kullanım durumları ve merkezi olmayan finans ekosistemine katkıları göz önüne alındığında Chainlink'in potansiyeli konusunda iyimser görünüyor. Yani Chainlink'in potansiyeli konusunda herkes iyimser olacaktır. Chainlink'in buyurun çok güçlü yükseldi gördüğünüz gibi. Chainlink'in potansiyeli konusunda iyimserim. Fiyatları neredeyse 4-5 kat artmadan önce açıkçası Chainlink'in potansiyeli konusunda yine iyimserdim. Chainlink iyidir yani sağlam bir kripto varlıktır. 24 saatlik sermaye akışındaki %17 artış diyor. Topluluğun eğilimini ortaya koyuyor. Link'in güvenli ve güvenilir veri beslemelerini kolaylaştırmadaki rolüne olan ilgisini devam ettiğinin altını çiziyor. Matic dışında Graph protokolün GRT'si de büyük ilgi gördü. 24 saatlik etkileyici sermaye girişi 259 milyon dolara ulaştı. Şu an yapay zekaların tabii son zamanlarda çok popüler olması, yapay zeka kriptolarının ciddi şekilde yükseliş yapmış olması, bu noktada zaten kurumsalların ve balinaların radarında bulunan GRT coin fiyatlarındaki görece yapay zeka geneline göre düşük fakat piyasa geneli için gayet iyi bu performansı esnasında bir alım durumuna yol açıyor. 20 sent seviyesinde bulunuyor ve 3-4'lük bir artışa işaret ediyor. Şu an daha düşük. GRT'nin merkezi olmayan veri indeksleme devrim yaratma potansiyelinin olan güvenin arttığını gösteriyor. Merkezi olmayan webin ilgi kazanmasıyla birlikte de Graph'ın blockchain verilerini organize etme, indeksleme odaklanması giderek daha değerli hale geliyor. Vesaire şeklinde söylüyor. Doğrudur. Hem bir yapay zeka aynı zamanda Web3 projesidir. Ve tabii yani çok da sağlam bir kripto paradır diye de altını çizebiliyoruz. Matic Coin güçlü kaldı. Polygon'un Matic'i de kayda değer bir akıllı para akışı gördü. Zira 24 saatlik sermaye girişinin yaklaşık 1,19 milyon dolar olduğunu kaydetti. Çok yüksek.
Yani gerçekten de çok yüksek. Şu anda 1 dolardan işlem gören Matic son günde %2'lik bir artış sergiledi. Olumlu eğilim Matic'in Ethereum için ölçeklenebilir çözümlerine olan güvenin altını çiziyor şeklinde ifade ediyor. Evet. Yani Matic zaten bir katman 2 projesi. Ethereum'da katman 2'leri özellikle ana merkezine ve odak noktasına alan bu kadar büyük bir yükseltme gelirken ki biliyorsunuz bu 17 Ocak'ta gelecek, daha doğrusu demosu desek daha doğru olur herhalde. Gelecek devamlı 2024'te de sürecek. Hal böyleyken zaten Matic coin'i çok ciddi toplayan Ethereum balinalarının bu süreçte Matic alımına devam etmeleri de çok böyle şaşırtıcı bir olay değil yani. Normal bir durumdur. Matic de iyidir. Çok sevdiğimi zaten defalarca ifade etmiştim Matic'i. Burada Ether gördüğünüz gibi staking'i söz konusu. Şu anda Ether alımları için bence makul bir zaman dilimindeyiz yatırımcısının kademeli alımlar yapması açısından. Çünkü Ether'in fiyatları zaten en son görece cılız kalmıştı. Bu da adil değerine fiyatlayabilmek bakımından daha ileri noktalara gidebileceğini gösteriyor. Link çok yüksek bir alım gerçekleşmiş Link'te. Yine aynı şekilde Link'te bugünlük kapanışla alakalı zaten konuştuk. Bugünkü kapanış 15 dolarların üzerinde kalabildiği takdirde gücü gitgide daha da artacaktır. Bence bir kademeli alım fırsatı verecektir. Link de sağlam duruyor. Matic biraz düzeltme yapabilir ama bu noktada alınabilecek iyi altcoin'lerden bir tanesi. Şunu gösterme bile. Yani şunu gösterme bile. Ev üzerine konuşuluyor. Olabilir. Yani ev ve komp, daha doğrusu burada Ether versiyonu üstüne konuşuyor da biz ev üstüne konuşuyoruz. Ev ve komp, yine bunlar da iyi coinlerdir. Yani benim DeFi projeleri arasında, kredi ve borç verme protokolleri arasında beğendiğim iki tane varlık. Eli iyi bir yapay zeka coin'i. Yani Eli'yi de bu listede görmek güzel. İyidir. Sezon içinde beklentim yüksek. Ape var bakın. Ape coin var karşımızda. Yakın zamanda Polygon. Ape'e bir ZK EVM çıkarın. Tek sorununuz ağın kullanımı. Yardım edeceğiz. Bunu artıralım. Satışlarınız da artar şeklinde ifade etmişti. Polygon'un Ape coin'i kurtarma girişimi nasıl işleyecek hepimiz göreceğiz ama şu anda tam bir çöp. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.